Derneği İstanbul'u kuzeye taşıyacak bir yaşam alanının inşasını hazırlıyor. İstanbul'un en gözde semtlerinden birinde, şehrin kalbinde Kadıköy Göztepe'de yer alacak bu muhteşem projeyi bugün burada sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, takdir edersiniz ki. Ben sözü daha fazla uzatmadan Ceylan İnşaat'ın dünden bugüne olan sürecini ve bu önemli projeyi sizlerle paylaşmak üzere sahneyi Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muammer Ceylan'a bırakmak istiyorum. Saygıdeğer basın mensupları, sevgili katılımcılar, sevgili misafirlerimiz, Sayın TÜMSİAD Genel Başkanımız Yaşar Doğan Bey, TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı Sonu Özver Bey, hepiniz hoş geldiniz. Bizleri bu tanıtım günümüzde, lansmanımızda yalnız bırakmadığınız için hepinize hürmetlerimi sunarım. Hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ceylan İnşaat 1979 yılında Karaköy Perşembe Pazarı'nda bakır ve metal işiyle iştigal etmek üzere ticarete başladı. O günden bugüne 35 yıl geçti. Allah'a hamdolsun ve şükürler olsun ki hala ayaktayız. Hala bir ufak bir problem ve sıkıntı yaşamadan yolumuza devam ediyoruz. 95 yılında biz inşaat sektörüne geçtik. 2015 yılı tam 20 yıl bir süre geçti. Bu 20 yıllık süre içinde son derece mütevazi bir şekilde sadece işimizi yaparak özellikle Avrupa yakasında gerçekten çok büyük projeler imza attık. Sevenlerimiz, dostlarımızın sayesinde bugün kentsel dönüşüm projesi adı altında Fikirtepe'de, yani bizim projemiz Göztepe lokasyonunda bu yeni projeyle huzurunuza çıktık. Allah tanırmasın, inşallah bu projemiz ve projelerimiz biz ölünceye kadar devam edecek. Hizmetlerimiz devam edecek. İş ticaretimizde ilki olarak kendimize önce insan ve insana hizmet dedik. Aynı mantıkla önce insan ve insana hizmet mantığıyla devam ediyoruz. Sattığımız her konutta, sattığımız konutlara sahip olan kardeşlerimizi sattığımız her konut bir dosttur mantığıyla o insanları bugüne kadar kucakladık. Ve bu insanların desteğiyle aynı şekilde bugüne kadar yolumuza devam ettik ve inşallah devam edeceğiz. Muhteşem 700 yıl konutları, bazı arkadaşlar soruyorlar, nereden buldun bu ismi diye. Gerçekten de muhteşem bir proje ve 700 yıla yakışır sosyal donatılarla dolu bir proje. Tabii ki bu isim çağrışım olarak çok ünlü bir filmi de akla getiriyor. Muhteşem bir YouTube konukları. Vallahi bundan da etkilenmedik desek yalan olur. Özellikle Orta Doğu, Orta Doğu insanları ve Orta Doğu'daki halklar bu filmden dolayı Osmanlı özlemi çektikleri için, Osmanlı'yı hatırlattığı için biz de bu mantıkla biz de atalarımızı, dedelerimizi unutmamak için bu ismi koyduk. Ve çok da memnunuz böyle bir isim kullandığımız, böyle bir slogan kullandığımız için. Çünkü Orta Doğu'dan çok ciddi firmalardan ve yatırımcılardan teklifler alıyoruz. Bizim bir ikinci projemiz var aynı bölgede, hemen yanındaki ada ve parsellerde. 700 konutluk bir proje. O projeyi de zannediyorum bir ay sonra lansmanını ve tanıtımını yapacağız. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
Hepinizden Allah razı olsun. Hoş geldiniz efendim. İSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan'a kısa bir konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyorum. İstanbul'un bu güzide bir semtinde ve İstanbul'un yine güzide bir yerinde böyle bir lansmanlıkta bulunmaktan ben de çok sevinç duyuyorum. Muammer Bey'e bir NADA lojistikli satıyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok güzel bir proje. Muhteşem yüzyıl, muhteşem bir firmayla olması hasebiyle de gerçekten çok ses getireceğine inanıyorum. TÜPSİAD'ın da bu tarz organizasyonlarda oluşmasında, vesile olmasında, umuyorum ki diğer yönetimlerindeki arkadaşlarımızın da bulunmasında bir fayda sağlayacağını, hayırlı, bereketli satışlar yapacağınızı, İnşallah güzel bir semtte, güzel bir yerde. Yerde, mekan da çok güzel. Dolayısıyla bunları birbirine meç ettiğimiz zaman da güzel bir toplulukla da hayırlı bir iş olacağını temenni ediyorum. Rabbim utandırmasın, tamamını erdirsin, yeni projelere, yeni organizasyonlara imza atılmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, TÜPSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan'a ve diğer konuşmacılarımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Muammer Ceylan'ın da dediği gibi 35 yıldır iş dünyasının içinde Muammer Ceylan ve kendisinin de söylediği gibi önce insan mottosuyla yola çıkıldı bu projede. Bu vizyonla birçok önemli proje hayata geçirdi Ceylan İnşaat. Şimdi bu önemli projeleri anlatmak üzere Ceylan İnşaat Pazarlama Direktörü Sayın Selim Bilal'i sahneye davet etmek istiyorum. Değerli basın mensuplarımız ve çok değerli misafirlerimiz, tekrardan hoş geldiniz diyerek sözüme başlamak istiyorum. Ceylan İnşaat'ın dünden bugüne uzanan bir başarı serüvenini çok kısa özetlemek istiyorum. Çünkü 35 yıllık yönetim kurulu başkanımız Sayın Muammer Ceylan'ın da belirttiği gibi 35 yıllık çok köklü bir firma ve çok uzun yıllara dayanan bir serüveni var. Dolayısıyla burada da çok zamanımızı almadan bunlara kısa kısa değineceğim. İlk olarak biraz hızlandırırsak, yavaş yavaş gidelim, hepsini de görün istiyorum. Ceylan İnşaat Tatil Köyü, Çatalca'da 140 dönüm arazi üzerinde 61 villa olarak yapılandırılmış bir projemiz. Yine bu bölgelerde yaptığımız birçok proje var ama biz mutlak suretle hemen hemen bütün projelerimizde artıları öne çıkan mutlaka öğelere dikkat etmişizdir. Ya sosyal alanlarıyla, ya yeşil alanlarıyla veya manzarasıyla mutlak suretle projelerimizde artı değerler taşıması bizim için çok önem arz ediyor. Marmara Eylesi'nde yine 50 dönüm arazi üzerinde denize 0-49 villamız yer alıyor. Mercan Köşkleri. Yine Ceylan Kent projemiz Çatalca'da konumlanan 163 dönüm arazi üzerinde 113 villadan oluşan ve sosyal donatıları da oldukça zengin olan bir diğer projemiz. Semerkant sitesi, bu da yine deniz manzaralı olan 68 daireden oluşan 10 dönüm arazi üzerinde konumlandırılmış bir proje, yine Beylikdüzü'nde yer alıyor. Burada da zaten gördüğünüz gibi bir diğer projemiz Ceylan sitesi. Genellikle kendi marka kimliğimizi de yaptığımız projelere entegre etmeye çalıştık. Çatalca Venüs Konutları, yine butik bir proje anlayışıyla yapılandırdığımız bir diğer projemiz. Evet, Biltek Koleji'ne gelirsek. Biltek Koleji bizim 2003 yılında yaptığımız kolej inşaatı olarak devam ettirdiğimiz bir proje. 1000 öğrenci kapasitesine sahip Üsküdar'da yer alan bir projemiz. Burada aslında Ceylan İnşaat sadece inşaat sektöründe değil, bir grup firma olarak sosyal sorumluluk alanlarında da birçok iştirakları söz konusu. Happy Home, Beylikdüzü'nde yine deniz manzaralı 179 lüks konuttan oluşan
yine artı değerleri çok yüksek olan bir projemiz. Ceylan Rezidans'a baktığımızda merkezimizin de yer aldığı Beylikdüzü'nde yer alan bir projemiz. Hasırcılar Rezidans. Burada yine 279 home office ve iş yerinden oluşan Hasırcılar'da bulunan bir proje. Az önce değindiğim sosyal sorumluluk projelerinden yine biraz daha özetle bahsedersek, Ceylan Kız Öğrenci Yurdu, özel Ceylan Kız Öğrenci Yurdu şu an 400 kız öğrenci kapasitesiyle aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Yine Beylikdüzü'nde yer alıyor. Burada da gördüğünüz gibi 5 yıldızlı otel konforunda olduğunun da altını çiziyoruz. Gizil evler şu an satışları tamamlanmak üzere olan Beylikdüzü Yakuplu'da devam eden bir projemiz. Bundan sonrasında da zaten muhteşem yeni yüzyıl konutları zaten şu an toplantısını gerçekleştirdiğimiz. Akabinde yakında yine hani bunun ön bilgisini paylaşmış olayım. Yine Göztepe'de Marmara Üniversitesi'nin arka bölümünde yer alacak Zer Göztepe isimli projemiz şu an planlaması devam ediyor. Biz Ceylan İnşaat olarak herkesin iyi bir yaşamı ve iyi bir evi hak ettiğine inanan büyük bir aileyiz. Çünkü amacımız burada az önce Muammer Bey'in de söylediği gibi ev satmak değil, daha çok dost edinmek amaçlı. Ve inanıyorum ki bu nedenden dolayı yıllar yılı uzun soluklu projeleri de imza atmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki inşallah Zer Göztepe isimli projemizde buluşmak üzere diyeyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi burada sonlandırıyorum. Yani burada toplanmamızın nedeni olan muhteşem yeni yüzyıl konutları projesine günümüz teknolojisiyle bütünleşen harika bir proje. Muhteşem yeni yüzyıl konutları İstanbul'un kalbinde size özel butik bir yaşam alanı gerçekten kulağa çok ilginç geliyor. Sanırım sizler de benim kadar bu projenin teknik detaylarını merak ediyorsunuzdur. O zaman sahneyi bu projenin İçerik ve mimari detaylarını anlatmak üzere muhteşem yeni yüzyıl konutlarının mimarı Sayın İsmail Turanlı'ya bırakıyorum. Değerli basın mensupları, değerli konuklar, hoş geldiniz. Biraz önce arkadaşımız benimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Teşekkür ediyorum kendisine ayrıca. Kadıköy'ümüzün Fikirtepe bölgesini herhalde hepimiz biliyoruz. Burası kentsel dönüşümün yaşanacağı bir bölge. Biz de burada Ceylan İnşaat'la birlikte muhteşem yeni yüzyıl konutlarını tasarladık, projelendirdik ve sizlere sunduk. Sunuyoruz. Projemiz iki bloktan oluşmakta. Bir ticari alan bloğumuz, ikincisi de konut bloğumuz. Ticari alan bloğumuz daha küçük, 4 katlı ve 15 bölümden oluşuyor. Konut bloğumuz ise 192 bölümlü, muhtelif değişik alanlarda, 1+1'den 3+1'e kadar değişik alanlarda dairelerimiz var. 4 katta bodrumumuz var. Bu katlarda da kapalı otoparkımız ve diğer donatı alanlarımız var. Ben sizlere projenin içinden çok dışından bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu sosyal donatı alanlarından bahsetmek istiyorum. Projemizde sukaş alanımız, kış bahçemiz, açık yüzme havuzumuz, spor salonumuz, sauna, çocuk oyun parkları, yürüyüş alanları, fin hamamı, buhar odası, kafemiz ve seyir terasımız var. Yani insanların, ailelerin boş vakitlerini demeyeyim de genelde bütün vakitlerini alabileceği alanlar oluşturmayı hedefledik. İnşallah bunlara başarılı olmuşuzdur diyorum. Ben sizlere burada projenin esasını değil, yaşamı anlattım. Yani evin dışındaki yaşamı. Çünkü İstanbul çok stresli ve yoğun olan bir şehir.
burada yaşayan insanların streslerini almamız lazım. İnşallah burada yaşayan insanlar çok rahat, mutlu, huzurlu bir yaşantıyı burada sürdüreceklerdir. Çok teşekkür ediyorum. Düşlediğiniz İstanbul'da herkesten farklı olmak, şehrin en özel yerinde ayrıcalıklı yaşamak istiyorsanız, şimdi İstanbul'un kalbinde size özel bir yer var. Ceylan İnşaat'tan Muhteşem İstanbul'un projesi. Muhteşem yeni yüzyıl konutları sizi İstanbul'un kalbi Göztepe'de huzuru ve konforu birlikte yaşayacağınız çok özel bir yaşama davet ediyor. Metroya, metrobüse, Marmara'ya, Avrasya Tüneli'ne, E5'e, deniz ulaşımına, havaalanlarına, üniversitelere, hastanelere, AVM'lere, kısaca İstanbul'da ihtiyacınız olan her şeye dakikalar içinde ulaşacak. Bağdat Caddesi, Kalamış Marina ve İstanbul Finans Merkezi gibi şehrin cazibe merkezlerine komşu olacaksınız. Çocuklarınızın mahalle sıcaklığında güvenle büyüdüklerini göreceğiniz, günün her anı sağlıklı ve huzurlu hissedeceğiniz, dünya markalarını dünyanın yolunu gitmeden bulacağınız, muhteşem manzaraya karşı misafirlerinizi keyifle ağırlayacağınız, evinizin dört bir köşesinde estetiği, konforu ve kaliteyi yüksek standartlarda yaşayacağınız, ışıltınızla göz kamaştıracağınız, şehrin merkezinde her açıdan güven duyacağınız, İstanbul'un en özel yerinde 360 derece seyir terasından sevdiklerinizle muhteşem adalar manzarasını seyredeceğiniz bu muhteşem projede İstanbul'u İstanbul'un kalbinde yaşayın. Herkesin kafasında bir soru vardır mutlaka ama ilk soruyu ben sormak istiyorum izninizle. Hangi cepheden hep seçmeliyiz acaba? Adalar, Kalamış ve Çamlıca cephesi var. Bekar olduğunuz için ben de bir hayat kurmak istiyorum. Biz Ceylan İnşaat olarak yapmış olduğumuz herhangi bir projede bizden daire almak isteyen kişilere biz onu mutlaka o daireye veriyoruz. Mutlaka o kişinin şartlarına uyuyoruz, ödeme koşullarına uyuyoruz ve o insanları memnun ederek gönderiyoruz. Çünkü her şey para değil yani. İnsan kazanmak, dost kazanmak bence çok daha güzel. Bizim 20 yıldır yapmış olduğumuz projelerde biz hakikaten böyle çok ciddi anlamda satmak için çok büyük reklamlar ve çabalar göstermedik. Neden? Çünkü her sattığımız evden bir dost edindik ve o dostlarla bir diğer projeye devam ettik. Bu anlamda biz bize gelen kim olursa olsun mutlaka biz ona bir konu sahibi yapıp geri göndereceğiz. İnşallah size de her cepheden bir adale vermek nasip olur. Şimdi biliyorsunuz dünyanın her tarafında gerçekten çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Özellikle çevremizde. Orta Doğu'daki durumlar da malum. Çok ciddi anlamda bir kargaşa ve karmaşa var. Fakat sanki Orta Doğu'daki bu karışıklık Türkiye'ye yansıdı gibi. Yani olumlu anlamda. Çünkü bizim mesela şu an bu projeyi ve bundan sonraki Zergöse projesi ve bir başka projemiz daha var, ondan da bahsedeyim. 3. Levent'te Zerlevent 800 konutluk projelerin tamamını biz Orta Doğu'dan gelen bu iş adamlarıyla beraber, bu yatırımcılarla beraber yapıyoruz. Bu insanlar Türkiye'yi çok güvenli bir ülke olarak görüyorlar. Çok güvendikleri bir yatırım ve firma gördükleri zaman da sermayelerini Türkiye'ye getirerek yatırım yapıyorlar. O anlamda Allah'a hamdolsun bizim bu projelerde bizim ortaklarımız, proje ortaklarımız konusunda ciddi anlamda bir olumlu sonuç aldık biz. Ve projelerimizi artırmak ve büyütmek istiyoruz. Fiyatlara gelince bizim fiyatlarımız biliyorsunuz o bölgede yani Fikirtepe'deki kentsel dönüşümde yapılan fiyatlar 8 ile 10 bin lira arasında metrekareleri. Biz lansmana 5.750 lirayla çıktık. Alan kazanıyor. Acele etmek lazım. Gerçekten de fiyatlarımız
dip noktalarda. Şunu sorabilirsiniz, neden siz çok ucuza satıyorsunuz? Gerçekten bunu söylerken samimiyetime gerçekten inanıyorum. Yani burada herhangi bir politika siyaset falan da yapmıyorum. Ticari siyaset de yapmıyorum. Gerçekten bizim için 10 lira kazanmak çok önemli değil. Biz 2 lira kazanıp da yolda devam edebiliriz. Yani çok büyük paralar kazanıp çok büyük hırslarla yola çıkmak bence çok mantıklı bir şey değil. Ben 35 yıllık ticari hayatımda hep bunu yaptım. Biz 1 lira harcadık, 1 lira kazandık. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun dedik ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, kim var? Buyurun. Hatice Kolçak ben, Emlak Parça'dan. Projeniz hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla projeniz kentsel dönüşüm alanında kalıyor. Evet. Açıkçası süreci merak ettim ben. Yani orası zorlu, şimdi bütün inşaat firmaları zorlu bir süreçten geçtikten sonra ve biz burada hani ilk kötü biraz takip ediyoruz elimizden geldiğince. Siz nasıl bir süreç izlediniz? Kaç tane sahibiyle görüştünüz? Bir anda böyle lansmana çıktınız. Süreci merak ettim. Valla Göztepe, yani daha doğrusu Fikirtepe hakikaten çok zor bir yer. Yani burada yerleşim alanı biliyorsunuz 40-50 yıl bir yerleşim alanı var. Gecekondu anlamında. Çok fazla mirasçılar var. Yani bir parselde birbirinden çok ortaklar var. Ama Allah şükürler olsun bizim herhalde şansımız yaver bitti ya da bölgedeki insanlar bize çok fazla güvendiler diye düşünüyorum. Biz 1,5-2 yıl gibi bir süre içinde bu süreci tamamladık. Bizim şu an her iki projedeki muhatabımız 261 kişi. Biz 261 kişiyle tek tek sözleşme yaptık. Vekaletnamelerini aldık. Ve şu an yıkımlara da başladık ve inşaata başlamış durumdayız inşallah. Zor bir proje. Bölge gerçekten çok zor. İnşallah Allah diğer müteahhit kardeşlerimize de yardım etsin. Onlar da bu süreci kısa sürede geçsinler diye düşünüyorum. Yaklaşık kaç tane alan diyorsun? Şimdi bizim bu yapmış olduğumuz, bu istihdam yaptığımız proje 4500 metrekare. İkinci projemiz 15 metrekare. Yani toplam 1000 konuta tekabül ediyor her iki projenin toplamı. Ve devam edeceğiz. Yani şu an görüşme yaptığımız parseldeki arkadaşlarımız var. Malikler var, arsa sahipleri var. İnşallah o süreçte bitince başka projeler de yapmayı düşünüyoruz şu an. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin Bey'i bağlanmakta son dakika. Ben masadaki bayraklardan da Real Estate'in bayraklarını görüyorum. Ve titre olarak da yönetim kurulu üyeleri yazıyor. Bu NADA ile Ceylan İnşaat'ın bir ortaklığı, bir kurum içinde yer alma durumu nasıl oluyor? O konuyu bir açıklık getirebilir miyiz? Tabii Hüseyin Bey şöyle, biz demin de bahsettik ondan. Bu kardeşlerimiz NADA, gerçekten Orta Doğu'da çok büyük iş yapan bir holding, bir firmadır. İşgal alanlarını arkadaşlar demin anlattılar. Biz burada proje ortağıyız sadece. Yani Göztepe'deki yapacağımız bu her iki projenin proje ortağıyız. Vallahi gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü bu kardeşlerimiz kendi ülkelerinden daha çok Türkiye'ye daha önem veriyorlar. Ve çok ciddi de buraya yatırım yapmayı düşünüyorlar. Ve bu hem Türkiye'nin ekonomisi için bir kazanımdır. Hem de bizim için de yani iyi oluyor zannediyorum. Buyurun. Ortaklarımız toplamda Türkiye için ne kadar bir sermaye aktarımı planlıyorlar? Valla şimdi bizim ortaklarımız, bu ortaklarımız ve bu ortakların dışında Levantek proje içinde ortak yaptığımız firmalar var. Bunlardan bir tanesi Cezayir'li bir ortağımız, burada Cafer Bey. Onun da 11 tane kanalı var, televizyon kanalı ve inşaat sektöründe. Buradaki kardeşlerimizin de yine evinde bahsettiğimiz gibi birçok şirketler var. Valla bu kardeşlerimizle yani biz onlara sunduğumuz imkanlar ölçüsünde sermaye getireceklerini düşünüyorum. Şu an getirdikleri sermaye 50 milyon dolar civarında.
Bu projenin yatırım değeri 15 milyon dolar. Sağ ol. Evet. Başka sorusu olan var mı? Kimlerin bir çoğu sizin gibi olsa tabii ki girmeyi tercih ediyorlar. Evet. Yani az önce Yılmaz'ın tanıtımında da gördük ki bu projeyi yalnız başınıza da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada amaç sermayeyi mi paylaşmak yoksa şey risk mi? Şimdi tabii şöyle yani biz bu projeyi zaten Ceylan İnşaat olarak başladık. Ortaklarla sonradan böyle bir paylaşıma girdik. Yani biz tabii ki yapabiliriz yani böyle çok fazla sermaye gerektiren bir proje değil. Fakat 2015 yılı için bir takım sıkıntılar olabilir. Yani konu sektöründe özellikle önümüzde biliyorsunuz bir seçim var, seçim süreci. Bu seçim sürecinde ve seçimden sonra ekonomide ne tür değişiklikler olacak bir beklenti içinde bütün piyasalar. Dövizin nerelere çıkacağı ya da nerede duracağı da belli değil. Şimdi tabii ki burada hem riski paylaşmak çok önemli. Yani buraya dışarıdan bir kaynak getirmek, döviz getirmek. İkincisi, bu projelerin devamı olan yani birçok büyük projelerde Türkiye'de bu tüketimi yapmak, İstanbul'da bu tüketimi yapmak artık bence biraz daha zor gibi geliyor. Çünkü çok fazla konut fazlası var. Yani yabancı ortaklar kanalıyla Orta Doğu'da pazarlama açısından bir avantaj olarak biz gördük bu işi. Onun için böyle bir Orta Doğu'da geliyor. Orta Doğu'da şu an Katar'da, Dubai'de, Suudi Arabistan'da ciddi anlamda Almanya'da çok ciddi bir şu an pazarımız var, çalışmalarımız var, satış ofislerimiz var bulunmakta. Evet, inşallah hayırlı ve güzel sonuçlar alacağız. Tabi bu ülkemiz için de çok faydalı bir şey. Yani döviz gelecek, yurtdışı olacak. Evet. Bu kadar mı? Yok, başka sana sonra arkadaşlar Kim dedim merhaba bana? Ben söyledim. Siz? Buyurun. Merhabalar, Emlak Kulesi'nden Gülün Kumra Hocam. Projenizde yer alan kamu seçeneklerinin metrekarelerini detaylı bir şekilde öğrenebilir miyiz? Aynı zamanda net bürüt farkını alabilir miyiz? Şimdi net biliyorsunuz şimdi daireleri pazarlarken sosyal alanları yani otoparkları ve imalat yapılan diğer sosyal alanlarda bürütün içine katıyoruz. Genellikle inşaat firmaları %70-80 koyarlar ama biz %35 civarında sadece otopark farkını koyduk. Dolayısıyla bizim netle bürüt arasında %35 fark var. Her daireye iki tane otopark düşmedi. Büyük dairelere. Diğer sosyal alanları koymadık, havuzları vesaire onları koymadık. Detaylı metrekareleri? Detaylı metrekareleri demiş, orada bir aralık var sadece. Kataloglarınızda var mı öneriyorum, görmüşsünüz. Konut sektörü gerçekten ülkemiz için çok önemli bir imkan. Gerçekten hükümetimiz de konut sektörünü elinden geldiği kadar desteklemeye çalışıyor ve destekliyor. Çevremizdeki ekonomik koşullara, yani diğer ülkelerdeki ekonomik koşullara ve zorluklara bakarsanız gerçekten Türkiye çok iyi durumda şu an. Ve lokomotif olarak da inşaat sektörü başı çekmekte. Çünkü birçok kalem sektöre hitap etmektedir. Zannediyorum seçimlerden sonraki süreç içinde de bu konut sektörü artarak devam edecektir. Özellikle belirttiğim gibi Orta Doğu'dan ve şu an zannediyorum Balkanlardan da çok ciddi talep gelmeye başladı Türkiye'ye. Bu Balkanlardaki talep ve ortadaki talep hızlanırsa inşallah Türkiye'nin ekonomisine çok büyük katkıda olacaktır yabancı ortaklar. Yani, döviz
ve inşallah güzel şeyler yapmaya çalışacağız hep birlikte. Ülkemizi seviyoruz. Sayın Ceylan, evet. Gazete İstanbul'da Ali Tarakçı. Birkaç soru sormak istiyorum. Bir tanesi şu, sizi yakından tanıyan bir gazeteci olarak ilk defa aslında evinizin içinden dışarı çıkıyorsunuz. Ama bir şey fark ettim. Bugüne kadar bütün projelerinizi yalnız başınıza gerçekleştirirken ilk defa bir projeye ortaklar almışsınız. Bu evinizin dışına çıkınca başka bir yerde kaybolmaktan korktuğunuz için mi ortaklar aldınız? İkincisi de bu projenin adını Muhteşem Yeni Yüzyıl olarak duyunca dedim mutlaka tanıtım yüzü büyük ihtimalle projenin Hürrem ve Kanuni Sultan Süleyman olur diye düşünmüştüm. Düşündünüz mü, düşünmediniz mi, bir eksiklik mi? Üçüncüsü de yine vurgu yaptınız sürekli. Amaç satmak değil, dost edinmek dediniz ama gördüğüm kadarıyla çok pahalıya dostlar ediniyorsunuz. En azından 100 metrekarenin değeri 500 bin liranın üzerinde. Son olarak da sorum şu. 8 Haziran sabahı Türkiye'de siyasal bir iktidar değişikliği sektörünüzü ve bu projenizi etkiler mi? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Ali Bey. Şimdi bizim Muammer Ceylan olarak 35 yıllık bir ticari geçmişimiz var. Bu 35 yılda bu ülkede çok büyük olaylar oldu. Devriyasyonlar oldu, darbeler oldu, bir takım ekonomik krizler çıkarıldı. Ama hamdolsun biz korkmadan bildiğimiz ölçülerde yolumuza devam ettik. Bugünlere kadar geldik. Allah'a çok şükür bugün de bindik. Ayakteyiz, karşınızdayız. Ama değişen dünya koşulları ve Türkiye'deki değişen ekonomik koşullara ayak uydurmadığımız zaman ayak uydurmayan şirketleri de görüyoruz tabii. Gerçekten çok büyük sıkıntı içine girebiliyorlar. Yani hesabı iyi yapmak lazım. Biz düşündük, taşındık. Ne yapabiliriz? Evet, biz yabancı ortaklarla hem riski paylaşarak hem de satış müşteri konusunda paylaşım yaparak yolumuza devam edebiliriz dedik. Ve inşallah bu şekilde de devam edeceğiz. Çünkü insanlar paylaşarak mutlu oluyorlar. Paylaşmakta da mutlaka fayda ve hayır vardır. Muhteşem bir yüzyıla Hürrem getiremedik çünkü Hürrem, ya düşünmedik değil aslında, arkadaşlar düşündüler. Ama biz tabii işi biraz da bana göre sulandırmak gibi mi oluyor? Nasıl oluyorsa böyle Hürrem'den de falan bu işi götürmek lazım. Çünkü biz ciddi bir ticaret yapmaktan yanayız. O işin magazinsel tarafı tabii ki. Belki olabilirdi, bir şey diyemiyorum. Üçüncü sorunuz değil ben. Pahalı dost. Vallahi 35 yıldır hep ucuz dostlar edindik. Ya ucuz derken ucuza mal ettiğimiz konutlarla dostlar edindik. Artık biraz da böyle ekonomik düzey yüksek dostlar edinmemizde fayda var herhalde. Sen değiştin. Bir de senin hanım devam edecek inşallah, onu da ben vereyim. Mahmut Bey'in de müsaadesiyle hemen sorunuza ilk kısa eklemek istedim bir şeyler. Şimdi takdir edersiniz ki hepimiz konutu ve sektörü çok iyi bilen insanlarız. Bir konutun yerini, daha doğrusu bir konutun değerini en iyi belirleyen şey mutlak suretle öncelikli olarak lokasyondur. Şimdi o bölgeye baktığınızda Kadıköy bölgesi, Göztepe bölgesi belli bir aralığı vardır, değer aralığı. Biz bu değer aralığını tespit ettikten sonra yine dost edinmek adına mümkün olduğunca o bölgenin fiyatlarından metrekare birim fiyatlarımızı bir tık daha uygun tutmayı uygun gördük. Yani aslında baktığımızda yine çok böyle ticari mantıkla yaklaşmadık. Yine Muammer Bey'in de söylediği gibi dostça yaklaştık, öyle söyleyelim. Ve takdir edersiniz ki hani aynı konut bir bölgede belki çok daha uygundur. Bir bölgede bizim çok çok daha iki katımız fiyatınadır. Biz o bölge için çok makul olduğumuzu kesinlikle iddia ediyoruz. Müsaadenizle burada aslında Selin Hanım da devam etsek. Selin Hanım. Çok iyi bir pazarlama ağ kurmuşsunuz yurt dışında anladığım kadarıyla. Evet. Bir satışa dönme oldu mu, bir ön talep toplama ya da bir satış oranı, bir şeyler söyleyebilir misiniz? Biz aslında birazcık da garantici giden bir
köklü firma olduğumuz için her adımımızı hesaplayarak, planlayarak devam eden bir kurumuz. Tabii ki çok güzel dönüşler aldık. Hatta Muammer Bey daha önce bir röportaj verdi sizleri davet etmeden önce salona. %50'ye yakın bir civarını şu anda opsiyonladık ve satış işlemini de hemen hemen gerçekleştirdik diyebilirim. Sadece Almanya ve diğer ülkelerde değil, Orta Avrupa ülkelerinden de biz talepler alıyoruz. Başka sorusu olan var mı? Evet. Hayırlı olsun. Ben şimdi bu şeyi incelediğim zaman toplam kullanım alanı ve kat kullanım alanı, satış bedelini neyden belirleyeceğiz? Hani 5-6 bin lira lansman fiyatı açıkladınız. Takdir edersiniz ki az önce Muammer Bey de bunu net bir şekilde belirtti. Toplam kullanım alanı üzerinden belirleyeceğiz ama orada bir takım şeyleri biz zaten eksik belirttik ve metrekare birim fiyatlarımızı buna göre lanse ettik. Bir sorum daha olacak. Tabii ki. Yani bu projeye ne zaman başlayacaksınız ve ne kadar süre? Şu an hafriyat aşamasında zaten projemiz başladı. Allah kısmet ederse gelecek ay sonuna doğru temelleri atmayı planlıyoruz. 2018 Mart gibi de teslim tarihimiz olacak. Peki, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Biz teşekkür ederiz.